Akvaryum balıkları evcil hayvanlar kanalına hoş geldiniz kardeşler. Bu videomuzda yaptığımız su tepkili kuluçka makinesini anlatmaya çalışacağım. Şöyle gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi buradan havayı ayarlamama göre şurada şeyi var, vanası var. Kısıyorum mesela. Bakın su azaldı. Açıyorum, yükseldi. Bunu hafif şöyle ayarlıyorum ki ne çok olsun ne az gelsin. Bunu daha da az ayarlayabiliriz. Bu akıntının sağlamış olduğu bir avantaj, şu dipten çekiyor suyu. Şu dipten çekilen su geliyor. Buradan buraya akıyor. Bu bidonun içine düşüyor. Dağılıyor. Bu akıntıyı sağladığı için balıklar havasız kalmıyor. Hem daha hızlı boylanıyor. Bu yavrularımız kuluçkadan kurtulduktan sonra buna koymamız lazım. Sebebi de balıklarımızın gelişiminin güzel olması için. Eğer balıklarımızı buna koymayıp akvaryuma salarsak balıklar yem peşinde koşup açlıktan ölecektir. En kritik devre bunların keselerinden yeni kurtulduğu devre. Bunda da koyamayız. Sebebi de şey, hayvanlar akıntıya gezmeye ihtiyaçları var. Enerjilerini biraz harcamaya ihtiyacı var ki yemlerini yesinler. Bunun için de havasız kalıyor balıklarımız. Şimdi şu yavrulu nasıl yapıldığını anlatayım kardeşler. Şimdi bir tane pet şişemizi kestik böyle kardeşler. Pet şişemizi kestikten sonra bunu deliyoruz. Lehim makinemizle deliyoruz. Şöyle bir durdurtayım. Lehim makinemizle delmemiz lazım. Dur. Gördüğünüz gibi buraları deldik. Mesela bunları çok küçük delmemiz lazım. Bu delikler büyük mesela. Lehim makinesiyle böyle altını deliyorum ki altından pislikler geçebilsin. Yani şöyle hazır yapılmış olanlar var. Daha küçük delikler var. Görüyor musunuz kardeşler? Bakın. Böyle de delebilirsiniz. Böyle de. Küçük delin ki delikleri balıklar geçmesin. Sonra lehim makinemizde deldikten sonra bunun yanına bu PVC borudan yaptığımız şöyle bir sistem yapıyoruz kardeşler. Şöyle. Bunu nasıl yapıyoruz dersek bu şeyler var, ısıtma aparatları bende var, doğalgaz borusu ısıtma aparatları. Şu gördüğünüz gibi matkapla delinmiş bir yer şunları, şurayı buna geçirdim, kör bir nokta oldu. Sonradan da buradan da matkapla deldim şurayı matkapla deldim, burayı yapıştırdım. Burada da L şeklinde var gördüğünüz gibi. Ucunda da bir tane aparat koydum biraz. Bunu yabancı sitelerde çok görüyorsun. Şuradan da biraz matkapla deldim. Bunun hiçbir esprisi yok. Bakın şunu çıkartıyorum. Bak şu sadece hava hortumu. Gördünüz mü kardeşim? Hava hortumunu da şu seviyeye kadar koyuyorum. Bakın kardeşim. Şu seviyeye kadar koyuyorum içinden. Bakın şu hava hortumunu koyduğumda. Bunu dik tuttuğumu düşünün böyle. Şuradan patlayan hava böyle çıkıp ucuna gidecek değil mi kardeşler böyle? Böyle devamlı. Şimdi bunu da buna entegre ediyorum kardeşler. Şuradaki yavruluğumuza entegre ediyorum. Bir dakika göstereceğim entegre halini kardeşler. Durduruyorum. Şimdi bakın kardeşler. Şimdi bunu içinden geçirdim dikkat ettiyseniz. İçinden geçirdim. Şurayı deldim. Tamam. Şurayı deldikten sonra gördüğünüz gibi buradan da boşluk kalmayacak şekilde yapıştırdım. Bunu silikonla yapıştırabilirsiniz. Laylonla yapıştırabilirsiniz. Her türlü istediğiniz gibi olabilir. Sonra geçirdikten sonra lehim makinesiyle şuralara da klipslerimiz var. Gördüğünüz gibi. Hava hortumu yapıştırma vantuzlarımız var buralarda. Görüyor musunuz kardeşim? O vantuzlarımız sayesinde klipslere geçiriyoruz. Aynı anda hem klipsi tutuyor, hava hortumunu tutuyor, hem de bu çeşmemizi tutuyor, su borumuzu tutuyor, tamam mı? Su borumuzu tutuyor. Şimdi şunu bir deneyelim kardeşler. Bakın, bunu yaptık diyelim. Şu içeride de hava hortumu var. Şunu şöyle koyuyorum, bakın.
yaptığımız sistem çalışıp çalışmadığını görmek için. Böyle içine su girdi. Değil mi kardeşim? Bakın. Şunu da canlı yapıyorum ya. Bir durdurayım. Şunu bir takayım da. Taktım. Bidonumuz yine aynı şekilde böyle içeride duruyor. Geri alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şuradaki vanamızı açıyorum. Bu havaya bağlı kardeşler. Bakın yavaş yavaş açıyorum. Gördünüz mü? Havanın kuvvetine göre kısabilirim ben istersen bunu. Kısayım mesela. Şöyle bir akım yeterli oluyor buna. Şimdi buna giren su şuradan girdiği için dışarıdan. Şimdi bir odaklasa. Şuradan dışarıdan giren su şöyle çıkıyor, akıyor. Akınca pet şişemizin içine doluyor. Burada küçük delikler olduğu için suyu salıyor. Oksijenli su da ak girmiş oluyor. Böyle devir daim etmiş oluyor. İçeride bir akım olduğu zaman da balıklarımız hem havasız kalmıyor hem boylanıyor kardeşler. Bunun akımını balığımızın şeyine göre çoğaltabiliriz, azaltabiliriz. Bayağı da kuvveti var. Bu yavruluğun avantajı geniş hacim kaplaması, balıklara yüzebileceği bir akıntı alanı sağlaması ve dibinde pislik oluşturmaması kardeşler. Bakın şu dipte delikleri olduğu için pislik oluşturmuyor. Balıklarımız daha güzel boylanabiliyor. Bunu ben böyle yaptığım sayesinde bu kadar vatozum var. Görüyorsunuz. Şu flaşı bir açalım mesela. Bakın ne kadar vatozum var. Görüyor musunuz? Normalde vatozlarım ölüyordu benim. O gelişim aşamasındayken o yavrulukta büyütmeye çalışıyordum. Yani şey gibi düşünün. Balık büyüdükçe daha büyük hacim istiyor. Ama küçükken o kadar büyük hacime koymanıza gerek yok kardeşler. Bu devamlı böyle çalıştığı için de içinde bir akıntı oluyor. O balık orada büyüyor illa. Bakın gördüğünüz gibi. Sistemimiz böyle. Bedavaya yavruluk yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Mantığı aynı kardeşler. Bakın son olarak da şu BioLife filtreyi göstereyim. Tamam çok güzel. Adamlar zeki düşünmüş ama biz de düşünen canlılarız, insanız yani. Biz de böyle bir şey yapamaz mıyız? Bakın burada PVC boru sistemi yok. Şu borudan yok. Kabul ediyorum ama adamlar aynı borunun sistemi şeklinde şurayı yapmışlar. Görüyor musunuz kardeşler? Burayı buradan hava çıkıyor sürekli. Şuradan da şey yapıyor, akıyor. Aynı sistemimiz gördüğünüz gibi çatır çatır çalışıyor. Balık havalı ortamda, oksijenli ortamda ve akıntının olduğu ortamda, temiz suyun olduğu ortamda ölmez kolay kolay. Benim mantığım da böyle çalıştı. Bu yavruluk da işimizi gördü. Hatta bunu başka videolarda şey olarak var. Şelale akvaryum kumunu dipten çekiyor. Şu dipten çekip aşağıdan yukarı bırakıyor mesela havanın etkisiyle. O da olabiliyor. Yani örnekleri çok mevcut. Pet şişeye entegre ettim bunu. Sizin faydanız olması amacıyla. Klipsledik. Unutmayalım. Diplerini kelepçeler, plastik kelepçeler var. Kelepçeledik. Delikleri deldik. Çok küçük lehim makinesiyle deldik. Sonuç bu oldu kardeşlerim. Malzemeleriniz bu. Bende bir sürü şey var. Şunlardan var. Ben zamanında yapmıştım. Bu su borularından. Lehimlemiştim. Bir sürü görüyor musunuz kardeşim? Bir sürü bundan yapmıştım. Kendi elim emeğimle. Bunları yaptıktan sonradan da işime nasıl faydalı olur diye düşündüm. Bu şekilde olur. Filtrelerimizin içine, süngerimizin içine havayla çalışan filtre olur. Her türlü işimizi görür bunlar. Benim diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hobiniz bol olsun. Allah keyfinizi, muhabbetinizi bozmasın güzel kardeşlerim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz. Çok sevinirim kardeşlerim. Bu basit bir yavruluk ama şey yapmıyor. Sizi para vermenizi engelliyor. Şu filtre en aşağı bir 30 TL civarında bir şey. 35 TL, 30 TL bir şeydi en son galiba. Ama şu pet şişenin maliyeti 0 TL. Bu 0 maliyet ile siz kendinize bir yavruluk yapabilirsiniz. Hemen hemen aynı büyüklükte görüyor musunuz? Hani
Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 5 litrelik bidonlar işinizi görür. Hem şeffaf olması işinizi çok daha iyi gösteriyor. Balığın içindeki gelişimini gösteriyor buradaki. Ben her zaman düşünen bir insan isterim. Düşünen bir toplum isterim. Ve düşündükçe yeni şeyler bulabiliriz. Bunlar basit şeyler ama hobimizin daha güzelleşmesini sağlıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşlerim.